Türkiye genelinden biraz bahsedelim. Kısaca üzerinden geçelim. Önce Kıbrıs'tan başlamak istiyorum. Yalnız çünkü Zaferburnu'ndan, Kıbrıs'tan çok fazla şey geliyor, soru geliyor. Zaferburnu zaten biliyorsun bir sismik boşluk. Bu sismik boşluğunda ne zaman, nereden atım yapacağı belli olmaz. Zaten orada ufak ufak sürekli böyle kıpraşmalar oluyor. Bunun sonunda da bir altılık deprem beklemiyor değilim. Yani zaten potansiyel olarak o bölge tehlikeli bölge. Yani Kıbrıs çayından tutun da işte Zaferburnu'na kadar burada sıkıntılar olacaktır. Ha Mersin nasıl etkiler diyecekseniz, Mersin'de 5-5,5 büyüklüğüne kadar etkilenebilir. Yani oradaki depremin büyüklüğüne göre. Yani Ecemiş Kırı'ndan genelde etkilenmesi gerekir Mersin'in ama öyle bir durum yok şu anda. Toprakkale, biraz daha şeye gidelim, doğuya doğru gidelim, Adana'ya. Çünkü Adana arkadaşlara meramımı bir türlü anlatamıyorum. Çünkü durum şundan ibaret arkadaşlar, orada büyük, münferit bir deprem beklemiyoruz. Ama işte Toprakkale ve yumurtalık fayları 6 moment depremlere her zaman gebedir. Onu da söylüyoruz. Yani 7'lik bir deprem üretmez de 6'lık depremleri üretir. Çardak fayındaki biliyorsunuz kırığımız 6 Şubat'taki öğlen saatlerinde gerçekleşen deprem, depremin daha doğrusu büyük artısı gelmedi. Yani 6'nın üzerinde yine deprem gelecektir. 6, 6, 10'da 5'e kadar deprem gelir. Yani bunu sürekli anlatıyoruz. Depremler sürpriz değil. O bölgedeki 5'in üzerinde hatta 6-10'da 5'e varabilecek depremler sürpriz değil arkadaşlar. Bunu öncelikle belirtelim. Yani biraz daha işte doğuya kaydığımızda Kahramanmaraş, Gaziantep olsun, yukarı doğru işte Malatya olsun biraz daha kuzeye doğru gittiğimizde. Buralarda bu enerji birikimi sönümlendi, bitti. Yani büyük deprem enerjisi kalmadı. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani büyük deprem enerjisi kalmadı ama artçıların gelmeyeceği demek anlamında değil tabii ki bu da. 6 Şubat saat 4.17'den beri yani deprem gerçekleştiği geceden beri sürekli attığımız tweetlerde, çektiğimiz videolarda biz bu artçıların geleceğini sürekli söylüyoruz zaten. Yani sürekli belirtiyoruz. Ya bu artçılar sürpriz değil. Bütün bilim insanları, bu işte uğraşan insanlar bunu zaten söylüyor. Şimdi biraz daha doğuya doğru gidelim. Burada ne var? Bir enerji transferi olduğunu söyledik. Bir gerilim transferi olduğunu söyledik. Şu anda Palus segmentinden sonra, bakın Malatya Elazığ arasında demiyorum. Palus segmentinden sonra Elazığ'dan sonra, bakın Malatya Elazığ arasında demiyorum. Palus segmentinden sonra Elazığ'dan sonra diyelim. Karlova fay zonu, işte biraz daha kuzeyde Ilıca fay zonu, tam doğuda Varto fay zonu arasında bir sıkışma var. Onu bariz görebiliyoruz zaten ki Bingöl'deki, Solhan'daki depremler son birkaç gündür gerçekleşen depremler bunu gösteriyor. Bunun zaten emaresi. Yani burada her an bir altılık deprem olma, yani altı üzeri bir deprem olma, hatta yedileri bulabilecek bir deprem olma ihtimali sürekli var arkadaşlar. Yani bu konuda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yukarı doğru Yedisu'ya kayarsa, yani kuzeye doğru Yedisu'ya doğru kayarsa o zaman gerçekten daha sıkıntılı olacak. Çünkü Erzurum, Erzincan çok etkilenecektir. Yıkımlar yapacaktır. Muş, Bitlis, Tunceli özellikle Bingöl çok etkilenecektir bu Yedisu'daki büyük depremden. Onun için hani bu korku salma değil, uyarıyoruz, söylüyoruz. Bu bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa diyoruz ya, bir sene sonra bir şekilde patlayacak yani. Çünkü orada o enerji birikimi artık var. Yani üzülerek söylüyoruz. Malatya fayında neresi? Malatya fayının hangi segment diyecek olursanız, benim en çok korktuğum segment şu anda Ovacık segmenti. Yani Ovacık fayı daha doğrusu yukarı doğru, kuzeye doğru giderken bir şu anda bir bindirme olduğunu, bir sıkışma olduğunu onun farkındayız zaten. Kendini 5-10 dakikalık bir depremle hatırlatmıştı ve arka arkaya şu anda yine ufak ufak emarelerle kendini belli ediyor. Ovacık fayı da 7 moment büyüklüğüne kadar deprem üretebilir. Ortalama 1000 yıldır uyuyan bir fay. Yani deprem tekrar periyotları falan her zaman geçerli değildir. Sonuçta yani böyle şeye göre, sıralamaya göre bilgisayar programlanmış gibi gitmiyor faylar. Bir yerden tetikleme aldığı zaman, bir yerden bir gerilim transferi aldığı zaman daha erken patlayabiliyor. Daha erken deprem üretebiliyor. Şimdi sizden bir istirham var arkadaşlar. Şurada deprem olursa burası nasıl etkilenir? Ya orada deprem olursa biz orayı düşünelim lütfen. Yani burası nasıl etkilenir dediğinizde ben gerçekten şey oluyorum, biraz üzülüyorum. Yani oradaki insanları değil de hemen böyle kendimizi düşünüyoruz. 150-200 kilometre uzaklıktasın ama merkezindeki insanla konuşmuyoruz da sizi konuşuyoruz. Bana biraz ters geliyor, mazur görün. Bu tip sorulara da cevap vermemeye çalışıyorum özellikle. Şimdi biraz batıya doğru gidelim. Muğla'dan başlayalım. Muğla'da Kos Adası, özellikle Rodos, burada bir sancılanmanın olduğunu söylüyoruz. Buradan bir deprem gelecek. Yani bu depremde ortalama büyüklüğü 5,5-6 civarında olma ihtimali çok yüksek. Girit'i zaten artık söylemiyorum, herkes biliyor. Girit Ege yayını hepimiz biliyoruz. Yani burada da o sancılanmalar sürekli var ama ne zaman patlayacağı maalesef belli değil. Şimdi İzmir'i nasıl etkiler? Orayı nasıl etkiler?
yani uzaklığına göre, nerede olduğuna göre tabii ki hiposantır, episantır merkezlerine göre bu şeyler değişecektir. Şimdi Muğla arkadaşları özellikle tekrardan uyarıyorum. Yani burada yakın, yani denize yakın olan yerler tehlikede. Yani o bir gerçek. İzmir'de böyle bir tehlike yok. Biraz daha işte Aydın'ın Kuşadası ilçesine gittiğimizde Kuşadası ve Didim tarafında bir tehlike arz edebilir. Tsunami'den bahsediyorum özellikle. Tabii deprem büyüklüğüne göre kıyılarda ve biraz daha iç kesimlere doğru yıkıcılık oranı da artabilir. İzmir'de dediğimiz gibi karasal bir deprem beklemesek de her zaman için İzmir'in içindeki potansiyel faylar 5, 5.5 deprem üretme kabiliyetine sahip arkadaşlar. Yani bunlar bugün olmazsa işte ortalama 4.5 yıl bunun şeyini hesaplamıştık. Daha önceki videolarda da söyledim. 4-4.5 yıl arasında bu depremler oluyor. Yani 4'lük 5'lik depremler her zaman için normal. Manisa'da yine çok geliyor. Burada da 5.5'luk depremler mevcut. Yani o potansiyel mevcut. Yani şurada şu deprem olacak falan demek değil de daha depreme dayanıklı, depreme böyle hazır hale gelmemiz bizler için daha iyi olacaktır. Çanakkale'den çok soru geliyor. Çanakkale zaten başlı başına bir başımıza dert. Midilli ve işte Edremit Körfezi, işte Gökçeazı, Balıkesir Fayı. Buralar gerçekten sıkıntılı. Bunlar 6 momentin üzerinde depremi üretir. Yani 7'lere kadar varabilecek kapasite var orada. Yani bu kısımlardaki oturan insanların biraz daha dikkatli olması lazım. Bursa'dan daha önce bahsetmiştik zaten. Mustafa Kemal Paşa Fayı'ndan biraz korkuyoruz. Bolu'da da ortalama 5.5-6 civarında depremler olma ihtimali yüksek. Yani oradaki fay zonunu biliyorsunuz. Yani Kuzey Anadolu fayı bayağı bir sıkıntılı fay. Çünkü nereden bindirip nereden indireceği belli olmuyor. Bakıyorsunuz batıdan önce transfer yapıyor. 99'da olduğu gibi sonra biraz daha doğusundan enerji boşaltıyor. O yüzden orada şu anda 6'lık bir deprem bekleyebiliriz. Yani 5.5-6 civarında deprem. Şimdi İstanbul çok yeni bir soru. Yani sürekli İstanbul'u söylemekten de artık gına geldi. Daha önceki görüşlerim geçerli. Kısaca öyle geçeceğim. Görüşlerim geçerli. Çok büyük bir deprem beklemiyorum. 6.4, 6.5 gibi bir deprem olur. Birkaç tane olur. Ondan sonra da çünkü kabuğun sertliğinden dolayı bahsediyorum. Yani oradaki kabuk çok sert. O yüzden tek seferde yırtılmayacak. Kocaeli'yi söylüyor arkadaşlarımız yine. Kocaeli'de malum yani ortalama 30 yılda bir 600'ünde depremle sarsılan bir yer. Şu an için herhangi bir emare yakalayamadım. Yok. Yani Kocaeli merkezde herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum. Sakarya yine aynı şekilde. Yalnız bakın şunu söyleyeyim. İznik, Mekece, Geyve arasındaki kısımdan bahsetmiyorum. Orada da bir bulgumuz yok. Orada bir herhangi bir veri alamadık. Bir büyük deprem şimdilik yok ama orada hazır olmakta fayda var. Bir anda bir şey başlayabilir. Orada sismik aktivite başlayabilir. Bunun gerisinde büyük bir deprem gelebilir. Bolu'yu zaten biliyorsunuz. Düzce'yi biliyorsunuz. Sürekli söylüyoruz. Yani Düzce'de de 5'lik bir artış gelir en fazla daha büyük yok. Çilimli Yılca'da bir tetikleme. Herhangi bir enerji transferi yok.